ağacının önünde. Ateşte değil Mardin'de, mi? Ateşte evet. Zeytin ağacı var aslında. Şimdi bu ilki su, uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları bunlar biliyorsunuz. Dört kitap en sonuncusu, dörtlemenin sonuncusu. Ateş, sakın o espriyi yapmıyoruz. Su bir, toprak iki, hava üç, ateş. Ay beşincisi tahta mı esprisini yapmıyoruz? Yok yapabiliriz. Tahta espri gelir mi değil. Beşinci? Hayır, altı Türklerin altı elementi var. Neler onlar? Tahta dedikleri ağaç aslında. Odun veya ağaç, hatta Cem Yılmaz odun diye espri. Aslında tahta, doğru. Evet. Tahta, odun, ağaç hepsi kayın ağacından geliyor. Türklerin hayat ağacı. Altıncı ne? Altıncı demir. Aa, o yüzden yani... içinde demir olan isimler, soyadları hep Yörük, eski geçmişimiz, şaman, Alevi, Bektaşi kökeninden geliyor. Hı hı. Yani hiç şaşmıyor. O zaman bu altılı... Hayır, ben burada bitirdim. Şimdi 2012'de başladı Buket Uzuner. İlk suyla başladı. O böyle Marmara bölgesi. Ben 2008'de bir de yazmaya başladım. Aa, hayatımın 15... Evet, 4-5 yıl. Ben daha kısa olmuş zamanda hiçbir roman yazamadım. Sonra toprak geliyor. Toprak Çorum muydu? Çorum'da geçiyor. Çorum'da geçiyor. Şey, hava Kayseri miydi? Kayseri ve Kapadokya'da. Kapadokya en ve ateş son. Nerede, nerede, nerede? Mardin'de geçiyor evet. Ateş. Bütün ateş bu şehirlerin çıkıyor. Sanki hemşerisi oldum. Bazen mesela yurt içinde, yurt dışında, hı-hı, Çorumlu birisi geliyor. İşte annem kitap okumaz ama sizi çok seviyor diyor. Ben anlıyorum tabii. Bu kız Çorum'un neresindenmiş diye soruyor mesela. Ya da işte Kuzguncuklular soruyordu Kumralada da. Ben Kuzguncuk'ta yaşadığını iddia ettim bugün ekibe. Ama uzun bir süre yani gündüz gidip gece dönüyordum. Hatta Can Yücel hayattaydı. Su, hepsi orada yaşıyorlardı. Oradaki kahve vardır sahilde. Çınaraltı. Orada buluşurduk. Sen niye evinde oturup yazmıyorsun kız diye beni azarlardı Can Yücel. Ben de böyle araziyi, kültür araştırması yapmayı çok seviyorum. Belki biyolog olduğum için, ekoloji ile çok ilişkili çalıştığım için o arazi, mekan, kültür, işte Çanakkale romanı içinde küçük anafartalarda 4-5 yıl ve oğlum bebekti. Çok zor gidip geliyordum maddi ve manevi olarak ama gidiyordum. Çünkü bir aileyi tanımak için bile bitişiğindekinden farklı olabilir. Türkiye öyle bir yer. Cenazesi ve bayramı kutlamasına bakmak lazım. Düğün ve cenazesini görünce bir de onlarla yemek yemek gerekiyor. En sevdikleri yemek ne? Hepimiz için, bizim için de öyle. Yani ne anlatıyor düğünler? Düğünler insanın sevincini neyle fiziksel hale dönüştürdüğünü anlatıyor. Cenazede üzüntüsünü anlatıyor. Ve gelenekler bitişik komşuyla bile farklı oluyor. Çünkü çok göç var hala Türkiye'de. Tabii depremi maalesef saymıyorum ama onun dışında da büyük bir göç var. Devamlı göç ediyoruz. Aslında biz değişmedik Türk kültürü olarak. Hala göç ediyoruz. Burada tabii sistemin de sorunu var. Yani devamlı iş ve aş ve okul belirli yerlere toplandığı için dolaşıyoruz. Onu bölseler bu kadar göç olmayacak. Yani herhalde İstanbul'daki şoförlerin büyük çoğunluğu Karadeniz bölgesinden. Biz ona taşınmak diyoruz ya. Ama göç ediyoruz. Evet, İstanbul'a taşınıyorum oluyor ya o. Evet, evet. Aslında göç çok doğru. Ama çok yanlış bir şey. Çünkü siz de biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'da böyle 18 milyonluk şehirler yok. Yok. Hani Berlin 4 milyon benim bildiğim. Çok büyük bir şehir. Böylece insan trafik sorunu olmuyor, başka sorun olmuyor. İşte rant kapısı olmuyor. Şehircilik bu kadar basit bir şey aslında. Yatay ve dikeylikle de çok alakalı. Yani New York çok kalabalık, çok dikey, çok fallik ama bir şehir. Ama yine de 18 yine trafik, milyon evet, değil. Değil ama yine de hani o trafik. Ama yatay şehirlere baktığımızda Londra, Berlin, Paris. Yine de oranın da merkezinde yaşamayı sevmiyor insanlar. Hakiki oralı, yani orada yerleşik olanlar. Göçenler, yani taşınanlar, aslında taşınmak ve göç güzel iki kavram. Değil mi? Birisi değil, yumuşatıyor onu aslında. Havalı aynı yapıyor. Şey. İstanbul'a taşınıyorum, havalı oluyor. Evet. İstanbul'a göç ediyorum demiyor kimse gelirken aslında buraya. Aslında evet, göç ediyoruz. Yani o var. Şimdi öyle bir dönemde çıktı ki bir de bu dört kitap, özellikle de bu depremi yaşadığımız, üzerine sel felaketinin yaşandığı bir dönemde, hani doğanın o intikamını alma hali. Evet. Bu dört elementin, bu iklim değişikliğinin bizi getirdiği yer. Önümüzdeki yaz kurak bir yaz olacak. Su sorunu ortada. Bütün bunlara baktığımızda doğa artık yani bize söylemeye çalıştığını söyledi de biz onu duymadık da bundan sonrası nasıl bir aksiyon alıyor?
Yani aslında bunun için bir hayal gücünüzün zengin olması ya da iklim bilimci olmamıza gerek yok. Her şeyi aslında çiftçiler çok iyi biliyor, hepimizden iyi biliyor ve bilgeler. Bu sadece bizim bilimle anlayacağımız bir şey değil. Mitoloji de çok kıymetli. Ben sayısalcıyım, onun için sonradan bunları öğrendim. Ama su romanını yazarken psikomitoloji diye bir alanın olduğunu ben ilk defa öğrendim 15 yıl önce. Ve Türkiye'de de çok değerli psikiyatristler, tıp doktorları ve psikologlar bu alanda çalışmalar yapıyorlarmış. Ben yeni 15 yıl, benim hayatım için yeni sayılır. 15 yıl önce öğrendim. Özellikle İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Bilgin Saydam, Profesör Bilgin Saydam'ın psikomitoloji üzerine çok güzel kitapları var. Meraklıları için özellikle Deli Dumrul'un Bilinci adlı kitabı öneririm. Kısaca aslında mitolojideki bütün hikayeler sadece bizimkiler değil. İskandinavlar, Yeni Zelanda, Maoriler, ben böyle şey atlas üzerinde anlatıyorum ama kusura bakmayın, Japon, Afrika, hepsi, bütün mitolojik hikayeler iklim değişikliği üzerine, büyük iklim felaketleriyle ilgilidir. Korkunç bir şey olur, bir kahraman çıkar, halkını kurtarmaya çalışır. O korkunç şey hep iklim felaketidir. Ama o zaman iklim değil, çünkü insanlar iklimleri değiştirecek endüstriye ve bencilliğe sahip değillerdi. Tabiata taptıkları dönemde insanlar tabiata çok saygılıydı. İşte su romanında benim de sonradan öğrendiğim, araştırarak öğrendiğim gibi eski Türkler ve hala Asya'da yaşayan, Sibirya'da şaman kalmış Türkler var. Suya girmeden yaprakla vücudunu siliyor. Tabii ki temizlenmez ama o ritüel, demin sordunuz ya düğünler nasıl? İşte o ritüeller bizi biz yapan şey. Yukarıdan bize binlerce yıllık gelenekten süzülmüş şey. Bunu şey olarak söylemiyorum, işte geleneklere bağlı kalalım değil. Hayır, gelenekleri okuyalım. Ne var içinde? Yani bir halının deseninde gördüğümüz hayat ağacı boşuna dokunmamış kilime. O bizim geçmişimizi anlatıyor ve geçmişini, mitolojisini bilmeyen insanlar köksüz kalıyor. Şu anda biz öyleyiz. Bakın, Ateş romanının üstünde kanatlı bir at var. Evet. Bu Türklerin uçan atı Tulpar. Biz Pegasus'u da biliyoruz. Evet. Burak'ı da biliyoruz. Ama Tulpar'ı biri bilmiyoruz. Arapların, birisi de Yunanlıların. Tulpar'ı bilmiyoruz. Peki neden biz mitolojimizi bilmiyoruz? Bize öğretilmiyor. Neden öğretilmiyor? Siyasi bir şey. Mitolojisini bilmeyen halklar nereye ait olduklarını bilmiyorlar. Biz bilmiyoruz, çok savruluyoruz. Şuraya da gidebiliriz, buraya da. Biliyorsunuz bu romanlarda Defne Kaman, İstanbullu bir hakikatin peşinde. Şimdi namuslu gazeteci diyorlar ama muhalif değil. Çünkü bir gazeteci muhalif olamaz. Uyumsuz ama. Bir yazar da muhalif olmamalı. Doğrunun peşinde, kendine doğru gelen şeyin peşinde olmalı. Zaten doğrunun, hakikatin peşinde olunca uyumsuz oluyorsunuz. Onun bir anneannesi var, hem eczacı hem de şifacı. Böylece bilimle geleneği yan yana koymaya çalıştım. O da benim gibi Kadıköylü, bu ikisi de. Ve bu ikisi Sherlock Holmes ile Watson gibi, ama onlar Anadolu'yu dolaşarak, ama iki kadın bir takım sorunları ve sırları çözmeye çalışıyorlar. Ateş'te Umay Nine adındaki, ki Umay ana, ene, Türklerin tabiat tanrıçası, doğuma yardım eden, kadınlara destek olan çok önemli bir tanrıça. Ana ya da tanrıça bazılarını rahatsız ediyor ama aynı şey, ana yerine koyduğumuz, değer verdiğimiz, kıymetlimiz. O diyor ki mitolojisini eğer bilseydi, Osmanlı bir Türk ailesinden oraya saraya gittiler. İstanbul ülkesi işgal altındayken çekip gitmez, mitolojik kahramanı gibi kılıcını ya da silahını çeker, ülkesini savunur veya kendini öldürürdü. Ama onun bir mitolojik kahramanı yoktu. O nereye, Osmanlı nereye ait olduğunu bilmiyordu kökleriyle. Diye bir sav var. Benim hiçbir suçum yok bunda. Bu romandaki bir karakterin savı. Ama bence çok yanlış değil. Biz mitolojik kahramanlarımızı, mitolojimizi bilmiyoruz. Köksüzüz. O yüzden hayattaki en çok, hani böyle bir Alaaddin'in cini çıksa ne istersin dese, birinci dileğim sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ama tabii ki kendi ülkemde anaokullarına mitoloji ve ekoloji konsun isterim. Yani 4 yaşındayken mesela annem bana Sait Faik'in şşt şşt diye öyküsünü anlattı. Bir çocuk 4 yaşında çok
etkileniyor bundan. Dönüyor bakıyor, hiçbir şey yok. O halde otlar ya da ağaçlar konuşuyor diyor. Eğer bunu anaokulunda annenizden sonra en sevdiğiniz kişi öğretmeniniz ya da anneniz, nineniz anlatıyorsa, ki babası da anlatsa çok iyi olur. Çocuk aklına onların da canlı olduğu girer. Bir çocuk doğanın canlı olduğunu öğrendikten sonra bambaşka birisi olur. Evet. Bambaşka. Büyüdüğünde siyasetçi olsa da mesela ağaçları, burada görüyoruz zeytin ağaçlarına düşman olmaz mesela. Bu çok önemli bir bilgi. Bizim mitolojiye ve ekolojiye, yani tabiat bilimine, yani devri daime, hepimizin bir insan olarak da, bir arı olarak, bir kaplan, bir yılan olarak hepimizin tabiatta çok değerli yerleri olduğunu, bizim sadece bu devri daim denen dairedeki ekolojinin özü de devri daim dediğimiz şey. Kaybolmuyoruz karbon olarak, hala bu dünyada yer alıyoruz. Bunu çocuğa anlatmanın yolu da mitolojiyle, mitolojik hikayelerle geçiyor. Bunu anlattığımızda vicdanlı, tabii ki gene kötü insanlar olacak, ama vicdanlı insanın sayısı artacak diye umuyorum ben. Ve onların yönettiği bir dünya olacak. Komşulukta bile çok önemli, bırakın yönetmeyi. Apartman yöneticiliği bile önemli o anlamda. O da ayrı bir konu. Niye mesela apartman yöneticiliği ya da muhtarlıkta yer almıyoruz? Ben kendi mahallemin muhtarlığında iki son yerel seçimde ihtiyar heyetindeyim. Kadın i̇htiyar muhtarımız. Heyetinde mi? Evet, bu çok kıymetli. Düşünün, hepimize soruyorum. Anneanneniz ya da babaanneniz muhtarlık heyetinde yer alsaydı, ki ihtiyar heyeti de ihtiyati heyetten geliyormuş. İhtiyari, o da seçmeli demekmiş. Hı hı. Çünkü annemin zamanında ihtiyari lisede ders varmış. Hı hı. Oradan hatırlıyorum, ne tramvayda ihtiyari seçmeli durak varmış, ders. Seçmeli. Bu da gönüllü anlamına geliyor. Aslında muhtarlık belki dünyadaki ilk STK'lar ve o da bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kurum. Neden biz gözümüzü hep yukarıya dikip aslında dibimizde, mahallemizdeki yönetimden başlamıyoruz? Ve kadınlar ve gençlerden söz ediyorum. Hı hı. Hep başkası yapsın istiyoruz. Evet. Yani Cumhuriyeti bizim için kurucu atalar ve Atatürk kurmuş. İşte kadın haklarını bize vermişler. Öyle bir şey yok. Eğer bu halk istemeseydi burada Cumhuriyet kurulmazdı. Eğer bu kadınlar istemeseydi bu haklar verilmez hak, çünkü kabul edilir. Osmanlı'da siz de biliyorsunuz, kadın eserleri kütüphanesi özellikle açıldıktan sonra birçok belge ortaya çıktı. Osmanlı'nın son 40 yılında, 50 yılında Beyaz Geceler diye İstanbul ve İzmir'de feminist geceler var. Feminizm ne? Kadın düşmanlığı zannediliyor. Hayır, erkek düşmanlığı, pardon. Kadının insan hakları bu kadar basit. Yani senin hakkın varsa kızının da olsun. Bunun neresi kötü? Eğer Türkiye'de böyle bir ortam olmasaydı kadınlarla ilgili haklar hiçbir değer kazanmazdı. Yani bakın, İran'da bir türlü olmuyor. Ama burada böyle bir zemin ve atmosfer vardı. O yüzden kabul gördü. O nedenle bir şey bize verilmiş değil. Biz kabul etmişsek yaşıyor. Bugün yaşadığımız sıkıntılar da, eğer biz böyle yaşamayı istemiyoruz, daha farklı yaşamak istiyoruz diye kabul edersek, o zaman devam edecek. Yani her şey bize bağlı. Birisi gelip mahallemizi, apartmanımızı yönetmiyor. O biziz. Simurg'daki son kuş sensin aslında, demek istiyorum. Ama işte kendimizden onu çıkarıp hep başka bir şeye vehmettiğimiz için, orada görünmeyen bir sistem varmış gibi davrandığımız için. Bu insanlığın için genel eğilimi. Yani bu hep böyle miydi? Bence de. Ben yani bir evrim biyoloğu, evrimi okumuş ve inanan, kabul eden bir biyolog olarak biliyorum ki Homo sapiens bizim türümüzün adı. Hep böyle. Yani tarihe baktığımızda bir takım insanlar daha iyi yaşamak için diğerlerini eziyorlar. Bunun adı değişiyor. Kiminde ırk oluyor, din oluyor, işte kölelik var, renk oluyor, cinsiyet her yerde var maalesef. Yani daima beyazlar siyahları ve siyahlar bile kadınları eziyorlar, en altta kalan. Ama bunun değişimi için insanların belli bir süre sonra ayağa kalktığını görüyoruz. Bence bana sorarsanız evrimsel açıdan Homo sapiens çok sıkıntılı bir tür. Yani Homo Neandertali bile bildiğimiz kadarıyla daha vicdanlı.
Homo sapiens kendinden önceki insan türünü yok ediyor. Onlar bizi yok etmeye çalışmıyor ki bizden daha iriler, beyinleri daha büyük. Böyle vicdansız bir türüz ama bilmiyorum konumuza girer mi? Ben gülüyorum ama sevindiğim için değil çünkü ben de bir homo sapiensim. Homo sapiens çoktan evrime girdi. Yapay zekayı biz kendimiz icat ettik. O bizi çok değiştirecek. Şimdiden bile homo cyborg'a doğru ilerliyoruz. O da bizi mi yok edecek? Hayır, farklı bir insan türü olacağız. Yani mesela benim kuşağım bile biz 10-15 tane telefon numarasını hafızamıza saklardık. Şimdi bende bile oğlumun ya da işte çok yakınlarımın telefonunu zor hatırlıyorum. Çalışmayan organ körelir biyolojide. Hafızamızı ve beynimizi yok etmeye başladık. Çünkü o makineye güveniyoruz. Ama o makinenin de vicdani testleri var. Yani çok basit bir test var mesela bilirsiniz hep kullanılır ama o kadar güzel ki yineleyeceğim bir arabayı yapay zeka sürerken ve bir insan sürerken iki test yapılıyor. Çocuklar geçiyor yoldan, gençler. Arabayı süren de daha yaşlı biri. Ya o çocukları ezecek ya kendi ölecek. İki yol var. İnsana bıraktığımızda kendini kurtarıyor, çocukları değil. Yapay zeka hemen o kadar kısa sürede hesaplıyor. O çocukların ömrü daha uzun, senin ölmen lazım diyor. Şimdi giderek bizi yapay zeka yönetmeye başlayacak. Yani evet çok sayısal ifadeler, istatistiksel ama daha vicdanlı değil mi sizce? Çok daha vicdanlı görünüyor şu anda. Ama o yapay zekayı da biz yapıyoruz. Başka evet. birisi değil. Yani hani makineler bizi yönetecek ama sen onu yapıyorsun o makineyi. Demek ki bu da bizim evrimimizin, Homo sapiens'in evrimin bir parçası zaten. O zaman Homo sapiens kendinde var olan kendini değiştirebilme, dönüştürebilme yetisini hala kendine atfetmiyor. Başka bir şeyler üzerinde kullanabiliyor. Aslında biraz düşünen herkes atfediyor. Evet. Ama etmek istemiyoruz herhalde. Benim suçum değil, o makinenin suçu. Ama herkes bayıla ayıla işte akıllı zekaya sahip evler var deniyor. Akıllı evler. İşte buzdolabının derecesini düşürüyor, şunu yapıyor. Bu kim yapıyor onları? Biz yapıyoruz. Yani uzaydan bir canlı ya da bakteriler yapmıyor. Ya da işte kurtlar yapmıyor bunu. Biz yapıyoruz. Biz eskiden işte ne bileyim yüzgeci yüzmediğiniz zaman o yüzgeçler kayboluyordu evrimde. Şimdi de hafızamızı kullanmıyoruz. Beynimiz çok değişecek. O makineye güvenmeye başladık zaten. Tabii canım. Bir de bu şey... Beni navigasyonla götüren bir şoför hiç anlamıyorum. Diyor ki bana ve üstelik Kadıköy'de yani benim 40 yıldır yaşadığım yerde buradan düz gideceğiz efendim diyor. Niye diyorum? Navigasyon öyle diyorum ki gülmekten böyle gidersek denize uçacağız diyorum. Yok diyor navigasyon öyle söylüyor. Ama aslında ben burada yaşıyorum fiziksel. Burası deniz ve uçarız diyorum. Oradan gidiyor ancak görünce geri dönüyor. Dinlemiyor beni. Bu çok enteresan aslında düşündüğümüzde ve vücutlarımızın işte implanttan kalça metallerine, kalp piline kadar o kadar çok kısmı metal doğal olmayan şeyle biz homo cyborg'a dönüşüyoruz aslında. O zaman insan zaten yönetimini başka bir güce devretmeye meyyal bir varlık. Ama başka bir güç yok, o bizim i̇şte, gücümüz evet, yine de. Evet, onu fark etmeden devrediyor. Ama biraz konuşunca herkes farkında. Bu şey gibi yani ne olacak halimiz diyorsunuz. Bakın Aslı, kaç bin yıldır dünyayı yaşlı erkekler yönetiyor. Kaç bin yıldır. Yıldık. Hunlardan tutun, Cengiz Han'dan tutun, işte İngiltere Kralı, Osmanlı, Arap hiç fark etmiyor. Yaşlı, şu anda da öyle bakın liderlere. Yaşlı erkekler yönetiyor. Ve geldiğimiz yer sefalet. Maddi, manevi, insanlık açısından. Yani bunu söyleyince kızıyorlar ama Japonya'da aynı depremde 4 kişi ölüyor, bizde kaç bin kişi ölüyor denildiğinde kızıyorlar. Ama bu beceriksizlikle ilgili bir şey. Yani yapan da insan, bizim insanımız. Demek ki bir sorun var. O sorun gençlerin ve kadınların yönetime girmemesiyle ilgili. Artık dünya bunu deneme dönemine girecek umuyorum ama tabii... Her şeyden önce tabiatın bir parçası olduğumuzu, onun efendisi olmadığımızı bir
kabul edelim lütfen. Burada kadın ve gençleri yönetime soktuğumuz vakitte, yani o binalara onay verenler, o müteahhitler, yani burada saf bir vicdandan, saf bir şeyden, merhametli ve işini doğru yapma halinden söz edebilir miyiz? Yani bu sadece cinsiyetle ilgili ya da yaşla ilgili bir şey midir? Değil, ama onu hiç denemedik bir kere, o evet. Önemli. İkincisi, kadının tek tanrılı dinlerden önceki dünyadaki haline baktığımızda otacı, şifacı, evet, koruyan, benim kız neşesi dediğim ve onun üzerine de birkaç tane video yaptığım ve kadınların çok sevdiği bir konu var. Kızlar en zor durumda bile eğlenirler, bir araya gelirler, işte iki tane böyle renkli bir şey takarız. Küçücükken kurdele, onunla eğleniriz. Bir müzikle dans, bir ritme gireriz. Kikir demeyi çok severiz. Bunlar o neşe, bu bir enerji kaynağı, petrol gibi. Dünyanın devam etmesi bu kadın neşesi, kız neşesiyle ilgili. Savaşları erkekler başlatır. Oğullarına üniforma giydirip birbirlerini öldürtürler. Ama o savaşın yıkımını hep kadınlar kaldırır. Bütün felaketlerde, hani o taşı kaynatıp çorba yapma meselesi var ya, o bir şaka değil. Çünkü oradaki ocağın üstüne bir tas koyup içine su, taş koyduğunda aileyi toplar. Yaşlıları, çocukları, kalanları kadın toplar. Ve onlara ayrıca bir de türkü yakar ya da şarkı söyler. Neyse, işte Amerika'daysa blues söyleyecek, bizde türkü. O aileyi bir araya getirir, kalanları hayatta tutar. Daima kadın bunu yapmıştır. O yüzden dünyanın en büyük enerji gücü petrol falan değildir. Kadının neşesidir. Kız neşesi. Kadının gülmesiyle sen hayattasın aslında. Senin annen ve kızın gülmeli, karın gülmeli. Çünkü yönetmek adına insanlığını kaybetmek dünyaya da insanlığa da zararlı. Belki de insanlığını kaybettiği için bugüne baktığımızda dünyayı yönetebiliyorlar. Belki şu andaki yönetim anlayışı bütün dünyada insanlığı kaybettikten sonra başlayan bir dönem. Türkiye'de Allah akıl vermiş diye tırnak içinde müthiş bir deyim var. Ya Allah akıl vermiş ya da neye inanıyorsanız, o size akıl vermiş, tabiat. Neye inanıyorsanız benim için fark etmez. O aklı nasıl kullanacağınız size kalmış bir şey. Ama eğer ben kullanmıyorum dediğiniz anda başkaları sizin adınıza karar veriyor. Bu kocanız da olabilir, abiniz de olabilir. Gülme, şöyle yaşama, şöyle oturma diyen her kişi sizi kullanıyor demektir. Bunun için akıllı olmak gerekiyor. Edebiyat ve sanat burada hayatımıza giriyor. Çünkü hepimiz çok yoğun koşturuyoruz. Hayat çok zor. Kazanmak, hayatı kazanmak, ekmek parası, ne diyorsanız adına, çok zor. Şimdi daha da zor çünkü çok kaotik bir dönemde geçiyor dünya. İklimsel olarak da aslında aynı mitolojilerdeki gibi hepsinin kökeni, bugün ekonomik krizin falan, hepsinin kökeni iklimle ilgili, yani tabiatla ilgili. Tabiat kendi başına intikam almaz, öyle bir şey yok. Biz kendimizi bataklığa sokuyoruz. Tabii. O sebep-sonuç ilişkisi üzerine, evet, orada bir matematik var, onun üzerine işleyen bir denge. Evet, ama mesela şunu da soranlar oluyor gençlerle buluştuğumda. Yani işte Nuh'un gemisi hikayesi ki... biliyorsunuz Sümer tabletlerinde de var. Yani üç tek tanrılı dinin kitabından çok önce Nuh'un gemisi hikayesi var. O da bizim Osmanlı ve Türkiye coğrafyasında bize nasip oluyor o tabletler. Bunlar çok önemli bilgiler. Hani Hititlerin Kadeş Anlaşması da bize nasip oldu. Bunlar çok önemli işaretler eğer kullanabilseydik. Nitekim, ama parantez içinde hem de anmak istiyorum, Talat Halman o Kadeş Anlaşması tabletinin tıpkı basımını yapıp New York'taki Birleşmiş Milletler'e Kültür Bakanı iken yollamış. Giderseniz, dinleyenler de giderse oraya, Birleşmiş Milletler binasında, bizim Çorum'dan çıkmış. Çorum değil, daha aşağıda, pardon, Çorum başkentlerinde. Şeyden çıktı, Alacahöyük diyeceğim, oralara yakın bir yerlerden. Güneyde çıktı çünkü Hititler çok büyük bir coğrafyaya yayılmış. Ama benim için en güzel tarafı, ikinci Ramses'in bütün piramitlere "ben onları yendim, herkesi yendim" diye yazması. Ve binlerce yıl sonra bir Fransız gezgininin bizim şimdiki Çorum olan alanda, Osmanlı'da gezerken, sadece 200 yıl önce burada birileri yaşamış. İşte duvarlarda, lütfen gidip görün orayı. Yani Ankara'ya çok yakın Hatuşa'yı görün. Duvarlarda hala şey duruyor. 10 tane kadın tanrıça, 10 tane erkek tanrı. Orayı görüyor ve burada bir uygarlık var diyor. Sonuçta
Kadeş Anlaşması'nda Ramses'in mührü var. Demek ki insan yendiği biriyle anlaşma yapmaz. İlk yazılı anlaşma, bir de dünyada bulunabilen. Ama öbür tarafta bizim de öncü ilk halklarımızdan ve bize çok kültürümüze katkı yapan, özellikle yemek, yiyecek kültürümüze, hı hı, Hititler. Hem 3. Hattuşili'nin mührü var, kral. Yanında da Pudihepa, kraliçenin. Hı hı. Ve sadece bu Pudihepa'yı biz dünyaya tanıtabilsek, çünkü Kleopatra'dan önce, hı hı, yaşamış birisi, evet, bu. Evet. Ve çok kıymetli birisi, çok güçlü bir kadın. Ve güçlü bir kadın olduğu için yılan gibi anılıyor. Şahmeran gibi. Peki bu kökler, yani köklenmek ya da mitolojiyi bilerek, yani köklerini de bilme halini bugüne getirirsek, ben sizi de merak ediyorum. Şimdi uyumsuz, tamam, Defne burada uyumsuz, ama uyumsuz bir gazeteci Defne Kaman'ın maceraları var ama bu dörtlemede. Kaybettikleriniz, yani az önce söylediniz ya, ben orada kaldım, hani Can Baba'nın, işte onun kızının, o Kuzguncuk'ta geçirdiğiniz zamanlar ve böyle pek çok isimle birlikte olma halleriniz. Sizde bu, bir tarafınızla uyumsuzluk var ama bir tarafınızda da hayata ve dönüşüme adapte olma yeteneği olmak zorunda. Zaten zeka böyle bir şey. Orada kaybettiklerinizle beraber yeniden nasıl adapte olabiliyorsunuz? Ya bunu içinizdeki matematikte nasıl oturttunuz? Adapte olduğumu hiç sanmıyorum. Yani yokluklarına. Ha, ben hep şöyle düşünüyorum. Bu annemden gelen bir öğreti. Annemin, hı-hı, teyzelerinden. Onlar, annemin sülalesi biraz Umayne'ne kadınlarıdır aslında. Oradan örnek alıyorum. Annemin büyük dedesi bir Mevlevi şeyhi ve şair, gezgin. Beni pek benzetirlerdi hiç görmediğim o büyük dedeye. Hatta Sultan Reşat 5. Mehmet oluyor. Hı-hı. Onun sarayına gidip şiir yazan ama eleştirel olduğu için zindana atılan bir büyük dedenin soyundan geliyorum. Ve kadınlar çok bilgedir oradan. Daha sonra, yıllar sonra öğrendim ki Mevlevilik Alevi Bektaşiliğin entelektüel kısmıymış. Onlar Farsça yazıyor, öbürleri Türkçe yazıyor. Yani büyük dedenin bizim Farsça divanı falan var. Tabii ben çok kızıyorum niye Türkçe yazmadı diye. Bunu niye anlatıyorum? Bunların hepsinin kökeni aslında Türklerin eski inancı şamanlık. Hı. Şamanlıkta tabiatla ilgili, kadın çok merkezde. Ayrılmıyor insan kadın erkek diye. Ve şifacıların, şimdi işte doktorluk olan eczacılık, şifacılığın kökeni hep kadınlardan geliyor. O yüzden kadınların bilgi olduğu bir anne tarafım benim. Hı hı. Oradan geliyor. Bunu çok büyük bir kazanç olarak görüyorum. Oradan öğrendiğim şeylerden birisi, birisi gittiği için üzülmek değil, onunla zaman geçirebildim, onu tanıdım diye çok sevinmek. Peki Özlem? Onunla konuşabilirsiniz. Benim oğluma bebekken ilk öğrettiğim şeyler, şimdi kızacak, hı hı, gene mi anlatıyorsun kaç beni anne diye. Kaç yaşında oldu şimdi? Oğlum büyük, üniversiteyi bitirdi. Kendi kendine konuşan bir insan görürsen, yani bunu 2 yaşında bir çocuğa söylediğinizi düşün, bebeğe yani. Kendi kendine konuşan insan deli değildir oğlum. Çünkü ben kendi kendime konuşuyorum. Şimdi neuroscience'da ortaya çıktı ki dünyanın en sağlıklı şeyi kendinle konuşmak. Bir kere ses duyuyorsun, içinden konuşmuyorsun. Ben annemi kaybettim ama annemle konuşuyorum. Zaten anneden endoplazmik retikulum bağlantı öyle mi giriyor. Olur muymuş? Ya bunu bir mistik olarak yapmıyorum ben. Hı hı. Hiç mistik yanım yok İçten benim. İçten gelen bir bilgi şekli. Hayır, çok, hı, zihinsel bir, hı, şey. O kadar rahatlatan bir şey ki kendi kendinize konuşun yani. Bir kere ses duyuyor, kendi sesinizi duyuyorsunuz. Konuştukça açılıyorsunuz. Aslında beyninizle negotiation yapıyorsunuz. O doğru mu değil mi diye. Zaten kaybettikleriniz size iyi şeyler veren kişilerse, anneniz babanız, iyi bir anneniz babanız, öğretmeniniz olduysa, onların sorunlar karşısında vereceği tepkiyi çok iyi biliyorsunuz artık. O tepkiyi onaylatmak için zaten annenize, şimdi bu yaşta annenize gittiğinizde, anne şöyle mi yapayım dediğinizde, zaten onun size öğütleyeceği şeyi kabul etmeme ihtimaliniz çok yüksek. Onaylasın diye gitmiyor muyuz aslında, bizi seven hala, birisi? Evet. Aynı şeyi yapıyorsunuz. O yüzden elbette ölüm, kaybetme, çok özlüyorum. Yani Atilla İlhan'ın elinde büyüdüm, onu da çok özlüyorum. Talat Halman'ın İnanılmaz zeki mizahını çok özlüyorum. Türkiye'de absürt mizah çok az olan bir şey. İnsanları onu aşağılama olarak görüyorlar. Halbuki Nasreddin'de vardır o.
Mesela Talat Bey'de bu vardı. Talat çok da Hamad. O yönünü aslında çok biz öğrenemedik ne yazık ki ama Talat Hamad'ı hep başka bir figür olarak evet, da gördük. Evet ama arkadaşınız oldu. Evet. Benim öyle bir büyük evet. bir onurum var. Atilla İlhan'ın da onun da yani çok 17 yaşında Hı-hı. falan gittim yanına ben Atilla İlhan'ın. Çocuğum derdi bana. Onun çocuklarından biriyim ben. Mesela Latife Tekin de Yaşar Kemal'in çocuğuymuş. Ona da kızım dermiş. Böyle bunlar tabii ki çok özlüyorum. Bazen fotoğraflarına bakıp konuşuyorum. Ama bana hiçbir hüzün yerine iyi ki onları tanımışım. Ve iyi ki bunları yaşamışlar. Yani annem benim ödül aldığımı görmüş. İşte ODTÜ'de mezunlarında bir ödül şeyi verdiler. Bizden bizim öğrencimiz olup da başka alana giden yaramaz hınzır çocuklarımız diye. Hatta Mehmet Eroğlu ile beraberdik. Mesela annemle oraya gittiğimi şimdi düşünüyorum. Hani şöyle de düşünüyorum. Ah annem de oradaydı diye. Aa, bana diyorum ki iyi ki bunu yaşatabilmişim. İyi ki annem o gururu yaşamış. Hı hı. Çünkü ben de şimdi anneyim ve bir insanın evladıyla gurur duymasının kendi emeklerinin boşa gitmediğini görmesi oluyor. Yani yok olanla değil var olanla yani elinizdekiyle aslında. Evet. Yetinme hali bu çok değerli aslında bir şey. Aslında çok ekolojik de bir şey. Şimdi mesela çok... o Ateş romanında Hı-hı. büyük nine söylemeyelim spoiler olmasın biraz sağlık sıkıntısı var. Onun torununun çocuğu Ayperi şimdi Z kuşağı dediğimiz kuşakta iklim aktivisti. Daha 15 yaşında kendisi 15 diyor ama 14. O onunla konuşurken işte diyor ki sana bir şey olursa ne yaparım diye çok üzülüyor. O da diyor ki bana bir şey olmayacak ki. Bak bu ağaç yok olduğunda kaybolmuyor. Başka bir ağaca dönüşüyor. Bizim de küllerimizden ben de bir ağaç olacağım ve suyu bana da annem bunu örnek verirdi. Suyu kaynatırdı bitiyor. Bitmiyor ki o buhar oluyor bak bulutlara yağmur olup dönüyor. Çocuklara bu ekolojiyi anlattığınızda hı hı. ölümle de başa çıkmaları farklı oluyor. Yani şunu da tercih, melek oldu gitti ama büyüyünce buna inanmayacak. Oysa ekolojik döngü bilimsel, biz de yok olmuyoruz. Bu çok kıymetli bir bilgi. Elbette ben de üzülüyorum, ben de bir insanım. Hı hı. Çok özlediğim, burnumun direğinin sızladığı oluyor annemi, babamı andığımda. Bunun bir döngü olduğunu anlamak lazım. Tabii bu arada parantez açmam lazım. Bu depremle ilgili kayıplar elbette bunun içinde değil. Doğal ölümlerden bahsediyorum hı hı. ben. Ama ölenle ölülmemesi gerektiğini bir şekilde neye inanıyorsak oradan destek almamız gerekiyor. Zor bir şey. Bunu neden sordum biliyor musunuz? Bir taraftan da o 97'ydi değil mi? Kumralada Mavi Tuna 26. Evet. yılı olması gerekiyor 2026 96 mı 27. yıl belki de 97 bilmiyorum. 97 diye geçen yüzyıl yani geçen yüzyılda evet. yazmış oldum ben öyle diyorum dinleri. Bunlar benim bu yüzyıldaki edebiyatım onlar geçen yüzyıl şimdi o dönem yani 97 ise eğer 98'de doğan çocukların bir bölümünün adı Ada bir bölümünün Tuna'dır yani Aras onu da söyleyeyim da Aras da var evet, bir de Mabel'ler var şimdi yeni bebekler Mabel oluyor şimdi o da bizim o dönemki hayatımıza çok büyük bir damga vurmuş eserdi. Çünkü sürrealizmin bir kadın romancı tarafından aslında içindeki kahramanların, o içindeki kişiliklerin aslında oraya konma sebepleri, bir yerlerden getirilip oraya oturtulma sebepleri de beraberinde olduğunda çok değişikti, çok değişikti açıkçası. Türkiye'de, Türkçe'de bir kadın yazar tarafından böyle bir bakış açısıyla... Yani bir erkeğin anlattığı, çok, bilmeyenler evet, için söyleyeyim. Evet, bir de şöyle bir eserdir o. Ben 20'lerinde okudum onu. Sonra, ben de 30'larımda yazdığımda sonra, nasıl cesaret etmişim diye düşünüyorum. Evet, çünkü bayağı bizim yaş grubunun hayatında çok önemli yer tutar Kumralada Mavi Tuna. Yani bunu hiç tartışmayacağım, üzgünüm hocam. Peki. Hiç tartışmayacağım. Çünkü bir dehşetle okumuştuk. Sonra öyle bir kitap ki o. 30'larımıza geldiğimizde, 40'larımıza geldiğimizde, 50'lerimize geldiğimizde bir daha canım, okunduğunda geldim ama. Geçtim. Bir daha okunduğunda tekrar tekrar o adamı tanıma, onu anlayabilme hali. Hmm. Yani o günün bize sürreal yani, gelen unsurları, içindeki o şeyler de, figürler de, romanlardan ya da şeylerden kopup gelen kurgu kahramanlar da o bize sürreal gelme hali şimdi bakıldığında aslında ne kadar... Yani cesur bir işti o günün koşullarında. Evet o yüzden çok bedel ödedim ama Aslı. Yani edebiyat dünyasında çok itilip kakıldım. Bunları söylemeyi çok sevmiyorum. Hı hı.
Ama başka bir kadın yazardan daha farklı bir şekilde dışlandım ben. Hiçbir grubun içine girmedim. Biraz da ben uyumsuz demiyorum ama dik kafalıyımdır. Hiç kimseye abi, abla yani eyvallah anlamında boyun eğmeyen birisi oldum. Hep öyleyimdir de. Ama bence bir kadın yazar da öyle olmalıdır. Yani birilerinin desteği, evet Atilla İlhan bana çok destek oldu ama hiçbir zaman ben mesela ona Atilla abi demedim hep. Her zaman Atilla İlhan'dı o. O da bunu bilirdi. Ve yazdıklarım zamana göre biraz farklıydı. Evet. O yüzden çok reddedildim. 10 yıla yakın neredeyse, 8 yıl yayın evi bulamadım. Çok süründüm. Atilla İlhan hep şey derdi mesela, bu yıl 100 tane kadın yazar alana girdiyse bunların 5'i kalacak. Ama kalan 5 en iyisi olmayabilir ama en cesur ve mücadelecisidir. Çünkü çok o alanda da her alanda olduğu gibi taciz olayları, çok sıkıntılı şeyler yaşanır. Çünkü çok eril bir alandır. Yayıncılarda şu anda 2 tane kadın yayıncı var. İlknur Özdemir'le Müge var. Müge de kocasıyla Metis'in sahibesi. Bütün gazetelerin sahipleri, o zaman gazete çok önemliydi bir kitabın tanıtımında. Bütün eleştirmenler erkek. Orada bir genç kız giriyor. Ve onun başına neler gelebilir hep birlikte tahmin edebiliriz. O yüzden bir kadın yazarın ayakta kalması, hele farklı şeyler yazıyorsa çok zor. Bir mucize gibi ama şunu farkındayım. Özellikle genç kızlarla, kadınlarla buluştuğumda ki okurların çoğu böyle. Hı-hı. Yani bizim Türkiye'deki kadın yazarları kadın okurlar ayakta tutuyor. Ben eğer işte kahve alabiliyorsam evime, ekmek alıyorsam kadın okurlar sayesinde. Erkekler 35 yaşından sonra bunu söyleyince kızıyorlar ama bana inanmıyorlarsa Türkiye Yayıncılar Derneği'ne baksınlar ya da yayıncılarla konuşsunlar. 35 yaşın üstünde erkekler roman okumuyor, kadın yazar okumuyor. İmzalarda mesela kuyrukta görürsünüz, kitabı şöyle tutuyor 40 yaş üstü bir adam. Şöyle yani bu şu demek böyle birini anlattığınızda bir roman karakteri. Bu benimle ilişkisi yok bunun. Ve geldiğinde de beyefendi bunu karınıza mı kızınıza mı imzalayayım diye sırıtıyorum ben. Artık çünkü öğrendim. Mutlaka onlardan birine çıkıyor. Siz de okursanız yapacağım ama diyorum. Tabii burada biraz eğlendiğim ortaya çıktığı için küsüp gidenler, kitabı fırlatanlar oluyor. Aa. Ya da şöyle oluyor. Ben okurum zaten. Ne okursunuz? Şu oluyor. İktisat, araştırma, tarih, deney, biyografi. Yani ben de şöyle diyorum. Artık ben işi iyice azıttım. Diyorum ki peki neden bu alanlarda bu kadar erkekler okuyor? Bir tane Nobel'imiz yok. Mesela ekonomide, tarihte. Niye yok ya? Cevap verilmiyor. O yüzden hakikaten... Erkek kurgu okumuyor. Babam da öyleydi mesela. 35'ten çok dediniz çok doğru. Ama kadın yazarı hiç okumuyor bir de. Ha, kurgu okumuyordu. Yok yani Orhan Pamuk'la başka erkek yazarlar okuyor. Var mı okuyordu. Öyle okuyanlar? Yani yan yana düştüğümüzde... Bence Orhan Pamuk da kadınlar daha çok okuyor. Tabii kadınlar daha çok okuyor. Ama yan yana bir erkek yazarla oturduğumuzda fuarda... Onda daha çok erkek oluyor. Çok enteresan. Yani nasıl bir işgal edilme, bir ürküntü varsa o yüzden oluyor. Kadın yazarın önünde kuyruğa giren erkek. Nasıl bir şeyse bu. Yani bir oğul annesi olduğum için ne kadar erkeklerin kırılgan egoları olduğunu biliyorum. Yani bunu aşağılamak, kötülemek için söylemiyorum. Bunu değiştirmemiz lazım. Çünkü iyi bir şeyler yapmak istiyorsak... Kızlarımızla, oğullarımızla yapacağız. Ha erkeklerin çok kırılgan olduğunu zaten kadınlar bilir. Yani evlenmeden önce de bilirler. Kardeşleri vardır, babaları hemen alınır, küserler. Hemen bırakırlar, kaçarlar. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu onların zayıf tarafı. Kadınların da zayıf tarafı var. Bunları yan yana konuşarak halletmemiz lazım. Ben bizim gibi kadınların, oğullarının çok farklı olduğunu biliyorum. Böyle değişeceğini de biliyorum. Böyle iyi olmamış tarihe baktığımızda bu böyle kırılgan asarım keserim kadınlar kız alıp vermemesi. Hani korkunç bir şey bu mal mı? Aynı şey toprak için geçerli. Toprak alınıp satılan bir şey olmamalı. Çin'de milyonlarca canlı var. Programın sonuna geldik. Ya. Vallahi öyle oldu. Hiç bence bitmesin değil mi? Yarın da devam etmeliydi. Zeytin ağacımızı size efendim. Aa çok güzel bahçeme ekeceğim. Evet lütfen.
Tıpkı Buket Uzuner'in Ateş kitabının arkasındaki Zeytin Ağacı önündeki. O Mardin'deki. Mardin, evet. Bu kitabın Ateşi alın, çok okuyun. Çok sevindim buna. Mardin'de ve dörtlemeyi de okuyun. Yani suyu, havayı, toprağı efendim. Hepsi farklı farklı. Ülkemizin farklı yerlerinde geçen ama ateş, sonuncusu çok Ateş. Çok yeni çıktı daha. Evet, çok yeni. Burada Zeytin Ağacı'nın önünde sadece kadınlar değil, biz erkekler de izliyor. Erkekler siz de alın okuyun. Buket Hanım'ın önünde sıraya girin. Geldiğinde saygılarınızı sunun, selamımı söyleyin. Saygılarınızı sunun kendisine. Hepsini öyle demeyelim. Çok hoş erkek okurlarım ama da var tabii. Aman diyelim, tamam tamam diyelim. Kırılan da kırılsın. Buraya kişisel bir dilek rica ediyorum. Öyle mi? Arkadaki ağacımızı asacağız. Peki. Beni yazmak kadar hayata bağlayan ve iyileştiren bir başka eylem var. Ben bunu çok gençken farkına vardım. O da seyahat etmek. Gerçekten seyahat etmek bana iyileştiriyor beni. Bu pandemiden sonra çok değiştim ben de. Hayatımın büyük bir bölümü yollarda, havaalanları, tren istasyonlarında gezer, geçer. Zaten 3 tane gezi kitabım var. Batılıların solo woman traveler dedikleri bir şey varmış. Ben bilmeden onu yapmışım. Tek zen kadın, sırt çantasıyla ve bu gezilerde birisi finanse etmiyor sizi. Yani işte burslarınızla öğrenciyken o Interrail'la mesela bir ayda bütün Avrupa'yı tek başına gezmek gibi. Bazen bir elmayla ilk defa Paris'e gitmiştim. Ama Louvre'a gidip işte Mona Lisa'yı gördüm ya da Madrid'de Cervantes heykeli. Ama o günü bir elmayla geçirdim mesela. Bundan hiç gocunmuyorsunuz çünkü daha 25 yaşındasınız. Onun için yeniden seyahate başlamak oldu. Ah, işte bu kişisel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, şeref verdiniz. Ben de teşekkür ederim. Seyirciler bizi nasıl darladı biliyor musunuz? Buket Uzuner gelsin. Buket Uzuner gelsin. Gerçekten güzel. Kalkıyorum. Ve ben o anda hayır oturun siz. Ben şimdi asacağım. Hala programdayız. Ya, ve ben o an dedim ki biz nasıl bu kadar zamandır Buket Uzuner'i davet etmemiş olabiliriz? Kendime ben hep yüzleştim. Sonradan akla gelen biriyim. Ay, herhalde bir şey kenar yok. Benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yeriniz var. Ama. Ve gerçekten kendimden o an böyle dedim ki ne kadar ayıp. Hani insanın böyle kendiyle yüzleştiği bir an vardır ya. Belki de çok ortada görünmediğim içindir. İyi ki geldiniz. Kalkabilir miyim? Dükkan sizin. Dükkan sizin. Çok buyurun. Çok oturdum çünkü.